Sevgili gençler hepinize selamlar. Bu konumuz fizik bilimine giriş. Fizik bilimine giriş biliyorsunuz sözel bir konu ve gayet kolay. Eğer sınavda çıkarsa artı bir netinizi cebinize koyacağınız rahatlıkla bir konu. Biraz sıkıcı olabilir, gelebilir bazılarına ama ben elimden geldiği kadar sıkıcı anlatmamaya çalışacağım. Bunun için özen göstereceğim. Şimdi hemen hazırsanız başlıyoruz sevgili gençler. Evet, öncelikle fizik biliminin tanımıyla başlıyoruz. Bakalım neymiş fizik bilimi? Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki etkileşimler çerçevesinde doğa olaylarını araştıran, deney ve gözleme dayalı ve aynı zamanda uygulamalı bir bilim dalıdır sevgili gençler, fizik. Hemen devam edelim. Fizik bilimi ısı enerjisi, ışık enerjisi, nükleer enerji, mekanik enerji gibi farklı formlarda karşımıza çıkabilecek enerji türlerinin oluşturduğu kuvvetleri ve bu kuvvetlerin madde ile etkileşimini ve bu etkileşimlerin doğa olaylarına nasıl yön verdiğini sevgili gençler araştırıyor. Şimdi sevgili gençler devam ediyoruz. Peki bunları bilelim demişiz. Bakın burada önemli noktalar var. Hemen devam ediyoruz. Fizik bilimi doğada gerçekleşen her olayı incelemez. Her olayı açıklama tabii ki getiremez. Bakın mesela hücrenin yapısı, hücredeki organellerin işlevleri, fizik biliminin Araştırma alanı içerisinde değildir. Fizik biliminin bilgiye ulaşmada kullandığı tek yol deney değildir. Gençler bunun yanında akıl yürütme ve gözlemde arkadaşlar kullandığı yöntemler arasında. Fizik bilimi rasyonel düşünce ile e, bilimsel bilgiye arkadaşlar ulaşıyor. Rasyonel düşünce dediğimiz şey tabii ki biliyorsunuz mantıklı düşünce veya akılcı düşünce. Fizik yasa ve teorileri mutlak doğrular değildir. Zaman içerisinde değişebilir. Bu da bilimin yapısı arkadaşlar ve bilimin gücü de arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Bu değişimden geliyor. Evet fizik bilimi metafizik olgularla tabii ki ilgilenmiyor. Metafizik olgular dediğimiz şey arkadaşlar fizik ötesi olgular. Fizik ötesi olgularla mesela nedir? Ruh. Mesela nedir? Duygu. Aşk. Bunlarla fizik ilgilenmiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bakın hemen burada fizik güzeldir demişiz. Peki o güzel olan fiziğin amacı neymiş? Hemen bunu inceleyelim. Fizik biliminin temel amacı evrende düzenli doğa olaylarını açıklama getirebilecek temel yasa ve teorileri keşfetmek. Peki sevgili gençler bu keşifler sürecinde kullandığı temel yöntemler deney, gözlem ve akıl yürütmedir bunu biliyoruz. Hemen şimdi akıl yürütme ile ilgili sağ tarafta görmüş olduğunuz arkadaşlar bir görsel var. O görsel üzerinde tartışmak istiyorum. Bu arkadaşlar bir düşünce deneyi. Bu düşünce deneyi tanıdık bir isme ait. Isaac Newton. Isaac Newton diyor ki eğer yeryüzünde yeterince yüksek bir noktaya bir top koysam ve bu toptan arkadaşlar Belli bir hızla bir gülle fırlatsam, görmüş olduğunuz gibi bu gülle eğrisel bir yol izleyip dünya üzerine çarpacaktır. Peki bu e, gülleden bu toptan daha hızlı bir gülle fırlatsam, görmüş olduğunuz gibi daha uzak bir noktada ne yapacaktır? Dünya üzerinde yere çarpacaktır. Peki ben yeterince yüksek bir hızla bu gülleyi fırlatsam, gülle dünya etrafında görmüş olduğunuz gibi çembersel bir hareket yapacaktır. Tıpkı bunu neyin hareketine benzetiyor? Ayın dünya etrafındaki hareketine benzetiyor sevgili gençler. Bakın burada sadece bir düşünce deneyi var, akıl yürütme var. Dolayısıyla sadece akıl e, yürütme ile bilimsel bilgiye ulaşılabilir ve gençler aksi ispatlanmadıkça bu akıl yürütmeyle elde edilen bilimsel bilgi bilimsel geçerliğini koruyacaktır. Hemen altta bakın ne demişiz? Fikrin özü kısmında deney yapmadan sadece akıl yürütme yöntemiyle bilimsel bilgiye ulaşılabilir. Peki hemen arkadaşlar örnek 1 ile karşınızdayız. Bakın gayet kolay bir örnek. E, temel arkadaşlar kavramlar üzerinde duracağız. Hemen bak, okuyalım. Günümüz teknolojisinin gelişmesine fizik biliminin çok önemli katkıları olmuştur lazer, fotosel lamba, jeneratör, ultrason, klima gibi pek çok teknolojik ürünün gelişmesinde fizik biliminin ortaya koyduğu tabii ki bilgi birikimi sevgili gençler söz konusu. Peki bizden ne istiyor? Evet bu bilgi birikimi ile ilgili fizikle yürütülen çalışmalardan teknolojiye aktarılan bilgi birikiminin özelliklerinden olamaz diye sorulmuş sevgili gençler. Hemen üzerinde konuşalım. Bakın yan taraftaki kutucuklardan ilkinde şöyle demişiz. Fizik ilkelerinin daha kolay anlaşılmasının, tanımlanmasının, nicelleştirilmesinin ve görselleştirilmesinin yapılması için modellemeler kullanılır. Dolayısıyla fizik biliminde kullandığımız sevgili gençler, modellemeler söz konusu, dolayısıyla fizik biliminin özelliklerinden bir tanesi modellenebilirlik. Peki hemen devam ediyoruz. Fizik biliminde bir olguyu açıklamak için kullandığı bilimsel yöntemin en önemli özelliklerinden biri bilgi kaynağının doğruluğunun doğrulanma teknikleriyle kontrol edilmesidir. Bakın kontrol edilmesidir. Son kelime arkadaşlar burada can alıcı. Dolayısıyla bu kontrol edilme mekanizması bize test edilebilirliği işaret ediyor. Evet Edirne şıkkını da bulduk. Devam ediyoruz. Daha gözlemlenmemiş veya açıklanmamış olan doğa olayları kuramsal ve deneysel verilere, fizik yasaları ve teorilerine dayandırılarak e, önceden kestirilebilir diyor sevgili gençler. Bu önceden kestirme bize öngörülebilirliği işaret ediyor. Dolayısıyla Adana şıkkını da bulduk. Hemen devam ediyoruz. Günümüze kadar kullanılan bilgi birikimi çeşitli dine, dile, tarihe, kültüre sahip toplumların ortak ürünüdür tabii ki. Dolayısıyla burada evrensellikten bahsediyor. Evet. Doğru şıkkımıza ulaştık. Değişmezlik. Tabii ki fizik biliminde elde edilen bilimsel bilginin arkadaşlar değişmezlik diye bir e, özelliği olamaz. Çünkü fizik teori ve yasaları son bilgi olmayıp değişime açıktır. Fizik biliminin ortaya çıkardığı bilgi birikimi yeni bakış açıları, teknolojik gelişmelerin ışığında yeni kanıtların ortaya çıkmasıyla değişime tabii ki uğrayabilir sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Örnek ikimize bakalım. Peki ne demiş bize yukarıda verilen olaylardan hangileri fizik biliminin inceleme alanı içerisindedir demiş. Klasik bir örnek arkadaşlar. Hemen her yerde bulabileceğimiz bir örnek. Ancak bu temel örnekler çok önemli. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Mikrofonda sesin elektrik sinyallerine dönüştürülmesi. Sevgili arkadaşlar, ses salgılarının oluşturduğu basınç mikrofonun diyaframını hareket ettiriyor. Bakın yanda ortada görmüş olduğunuz şekilde bunun benzetimi yapılmış. Bu arkadaşlar diyaframın hareketiyle birlikte mikrofonun içinde bulunan elektronik yapılar bu ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Dolayısıyla burada anlattığımız hikaye içerisinde tabii ki arkadaşlar fizik var. Hemen gelelim 2'ye. GPS sistemi ile konum belirleme. GPS sistemi ile konum belirlemek için gökyüzünde bulunan en az 3 tane GPS uydusundan alınan sinyaller işlenerek bir cismin, bir aracın, bir telefonun konumu tabii ki tespit ediliyor. Dolayısıyla burada radyo e, sinyallerini kullandığımız için arkadaşlar bu da fizik biliminin inceleme alanı içerisindedir. Hemen devam edelim. Burada 3'ü atlayıp 4'e geçelim. Ne demiş? Avroraların oluşumunun incelenmesi. Evet. Avroralar nasıl oluşuyor? Güneşten saçılan yüklü partiküller dünyanın manyetik alanı tarafından saptırılıyor. Tabii ki bu sapmayla birlikte kutup bölgelerine taşınan bu yüklü partiküller kutup bölgelerinde ışımalar gerçekleştiriyorlar ve bu ışımalara biz kuzey güney kutup ışıkları parantez içerisinde auroralar diyoruz. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz şey tabii ki yüklü partiküller, yüklü partiküllerin hareketi, manyetik alandan saptırılması. Tüm bunlar sevgili gençler fizik bilimi ile ilgili ancak 3. öncülümüze baktığımız zaman COVID-19 virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarında arkadaşlar fizik biliminin doğrudan bir katkısı söz konusu olamayacağı için buradaki doğru cevabımız tabii ki ne olacaktır? Edirne şıkkı olacaktır. Şimdi yolumuza devam. Örnek 3'e geçtik. Doğada meydana gelen bir olay önce gözlemlenir sonra fizik bilimi tarafından matematiksel olarak tasvir edilir. Ardından bu tasvirin olayı tamamen açıklayıp açıklayamadığı test edilir. Evet bildiğimiz bir mekanizma arkadaşlar bilimsel süreçten bahsedilmiş. Peki yukarıda ifade edilen süreçte aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz diyor bize şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar A şıkkında matematiksel modellemeler oluşturma ifade edilmiş. Bunu biraz önce açıklamıştık arkadaşlar. Fizik biliminde bilginin daha iyi anlaşılması, görselleştirebilmesi, açıklanabilmesi için modellemelerden yararlanıyoruz. Dolayısıyla A şıkkının artısını teslim ettik kendimize ve yolumuza devam ediyoruz. Peki hemen burada arkadaşlar rasyonel düşünme ifadesiyle karşılaştık. Peki yan tarafta bakın açıklamış açıklamışız. Rasyonel düşünme, bilgiye kanıtlara, akılcı nedenlere dayalı olarak ulaşma düşüncesi. Dolayısıyla burada B şıkkı da bu süreç içerisinde kullanacağımız mekanizmalar arasında tabii ki yer alıyor. Deney ve gözlem arkadaşlar, fizik biliminde bilgiye ulaşma yöntemleri arasında tabii ki var. Olmazsa olmazlar arasında. Peki arkadaşlar devam edelim. Dogmatik düşünce. Nedir dogmatik düşünce? Herhangi bir fikre veya inanca sahip e, hiçbir sebep sormadan inanma düşüncesine biz sevgili gençler ne diyoruz? Dogmatik düşünce diyoruz. Dolayısıyla buradaki cevabımız deniz ışığı olacaktır. Peki fizik bilimi arkadaşlar e, çok geniş bir alan, çok geniş bir derya, deniz. Dolayısıyla diğer disiplinler ve temel bilimlerle yakından ilişkili ortak çalışma alanları var ve bu disiplinlerin fizik biliminden arkadaşlar kaynaklık etmesi söz konusu. Dolayısıyla hemen buradaki ilişkileri açıklayacağız. Önce fizik ve kimya arasındaki ilişkiden başlamak istiyoruz. Peki devam edelim. Fizik, tek tek atomların veya bileşenlerinin yapısı ve davranışlarıyla ilgilenirken, tek tek ilgilenirken, kimya moleküllerin özellikleri, kimyasal reaksiyonlarla ilgileniyor dolayısıyla fizik ve kimya arasında güçlü bir bağ var sevgili gençler o güçlü bağlar arasında da fiziko kimya hemen karşımıza çıkıyor fizik ve kimyanın arkadaşlar ortak alanı ortak kesişim alanı diyebiliriz bununla birlikte fizik biliminde katı hal fiziği nanoteknoloji uygulamalarında çoğunlukla kimya biliminden destek alınıyor hemen devam ederim Fizik ve biyoloji arasındaki ilişki. Hemen burada arkadaşlar gözümüze ilk çarpan şey şu: Biyofizik, biyolojik olayları açıklarken fizik yasa ve teorilerini kullanan disiplinler arası bir yaklaşımdır arkadaşlar. Biyofizik. Bakın bugün kullandığımız medikal görüntülenme cihazlarından tutun da insan bedeninde arkadaşlar gerçekleşen olaylarda fizik biliminden yararlanarak açıklama getirme çabası biyofizik arkadaşlar ilgileniyor. Hemen devam edelim. DNA'nın yapısını incelerken biyoloji bilimi atomik düzeydeki fizik yasalarını kullanıyor. Bununla birlikte görme, işitme, sinirlerde bilgi iletimi, biyoelektrik, kılcallık, kan basıncı gibi olaylar açıklanırken fizik yasa ve teorileri kullanılıyor değerli arkadaşlar. Hemen yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Fizik ve mühendislik arasındaki ilişkiye bakacağız. Şimdi benim burada çok beğendiğim arkadaşlar bir benzetim söz konusu. O da şu. Doğa dev bir satranç oyununa benzetilirse fizikçi oyunun kurallarını belirleyendir. Mühendis ise kuralları en pratik şekilde uygulayıp ustaca hamlelerle oyunu oynayandır. Yani arkadaşlar hani diyoruz ya fizik uygulamalı bir bilimdir diye. İşte o uygulamalı noktası arkadaşlar e, olayı teknolojiye ve mühendisliğe götürüyor. Dolayısıyla fiziğin ortaya koyduğu bilgi birikimi mühendislik ve teknoloji ile arkadaşlar günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok uygulamaya dönüşüyor diyebiliriz. Hemen yolumuza devam. Fizik felsefe ilişkisini hemen şunları söyleyeceğiz. Zaten arkadaşlar fizik felsefenin içerisinden doğmuş daha sonra doğa felsefesi olarak adlandırılmış bir alandır. Hemen devam ediyorum. Evet fizik felsefenin içinde doğmuş bilimsel bilginin gelişmesiyle zamanla felsefe içinden ayrılmıştır. Bu ayrılmadan sonra fizik bilimi uzun süre doğa felsefesi olarak tanımlanıyor. Varoluş, evrenin başlangıcı ve sınırları, zaman mekan kavramları ve görelilik, Fizik ve felsefenin arkadaşlar ortak uğraş alanı içerisinde. Peki fizik ve matematik arasındaki ilişkide arkadaşlar şunları söyleyeceğiz. Hemen yan taraftaki bakın şekle dikkat ediniz lütfen. Burada dünya ve ay görsellerini vermişiz ve bunlar arasındaki kütle çekim etkileşimini F büyüklüğünde kuvvetlerle bakın göstermişiz, modellemişiz. Ve bu dünya ve ayın merkezler arasındaki uzaklığı da d olarak tanımlamışız. Arkadaşlar dünyanın kütlesi büyük m, ayın kütlesi ise küçük m olarak gösterilirse burada dünya ve ay arasındaki kütle çekim etkileşimini f eşittir arkadaşlar g çarpı genel çekim sabiti dünyanın kütlesi, ayın kütlesi ve aradaki uzaklığın karesi ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar biz buradaki Dünya ve ay arasındaki çekim etkileşimini ifade ederken bakın matematiksel bağıntılardan yararlandık. Dolayısıyla burada bunun ifade edilebilmesi için muhakkak ki arkadaşlar matematiğe ihtiyaç var. Dolayısıyla matematik fizik için arkadaşlar bir dildir. Dolayısıyla bu dil olmazsa fizik teori ve yasalarını ifade edemez. Sözün özü matematiksiz fizik olmaz. Evet devam ediyoruz. Fizik ve teknoloji arasındaki ilişkiye geldi şimdi sevgili gençler sıra hemen devam ediyoruz. Evrende gerçekleşen olayları meydana getiren madde enerji etkileşimine açıklama getirmeye çalışan fizik bilimin ortaya çıkardığı bilgiler yeni fikirler ve yeni teknolojiler geliştirmek için kullanılabiliyor. Fizik biliminin sevgili gençler birincil amacı tabi bu e, teknoloji ve mühendisi ortaya çıkarmak değil. Fizik biliminin temel amacı evrende gerçekleşen doğa olaylarını açıklama getirmek ama ikincil olarak da Bu teknolojilere ön ayak olmak için fizik biliminin ortaya çıkardığı bilgi birikimi Kullanılıyor Yine sözün özü Fizik teknolojiyi Teknoloji de fiziği geliştirir Yani Tek taraflı arkadaşlar bir ilişki yok Her ikisi de birbirini destekliyor Peki hemen burada arkadaşlar bunu ifade etmişiz. Fizik biliminin ortaya çıkardığı bilgi birikimi teknolojik gelişmelere temel hazırlarken teknolojik gelişmeler ve ürünler ise fizik biliminin araştırma olanaklarını sevgili gençler artıracaktır. Bununla ilgili hemen bakın şuradan bahsetmek istiyorum. Evet, CERN yani dünyadaki en büyük parçacık fiziği laboratuvarı hatta oradaki parçacık fiziği ifadesini de atabiliriz. Dünyadaki en büyük fizik laboratuvarı. Arkadaşlar burada fizikçi kadar hatta fizikçiden daha fazla sayıda mühendis çalışmaktadır. Dedik ya biraz önce fizik ve teknoloji birbirini sürekli olarak geliştiriyor ve çalışma alanlarını genişletiyor. Peki burada hemen şundan bahsedelim. Teknolojik gelişmeler. Bakın oradaki algıç teknolojilerinin geliştirilmesi, ilerletilmesi Fizik biliminin bu anlamda e, yüksek hızla çarpışan atom alt parçacıkların bıraktığı izlerin daha hassas bir şekilde algılanması için kullanılıyor. Bakın burada bir geliştirme var. Aynı zamanda arkadaşlar bu sönde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda günlük hayatta pek çok karşılaştığımız teknolojik ürün de geliştirilmiştir. Mesela www yani World Wide Web. Günlük hayatta arkadaşlar çokça karşımıza çıkan kullandığımız internet temelinde arkadaşlar ne vardır sönde bilim adamları arasında haberleşmeyi geliştirmek için e, sağlanmış bir yazılımdır hemen devam edelim güneş panelleri dokunmatik ekran tıbbi görüntülenme cihazları da arkadaşlar sönde e, bunların temeli atılmıştır yine fikrin özü demişiz gündelik hayatta kullandığımız pek çok teknolojik ürünün temelinde Fizik bilimi var sevgili gençler. Hemen devam ediyoruz. Peki gelelim. Fizik bilimi ile diğer disiplinler ve bilim dalları arasındaki arkadaşlar ilişkiye. Uzay ve zamanın görevliği değerli arkadaşlar. Tabi fizik ve felsefe arasındaki ilişki olacak. Radyoaktif yöntemlerle yaş tayini arkeoloji sevgili gençler. Çıkarılan arkeolojik eserlerin yaşları tayin edilirken radyoaktif bir yöntem var. Karbon 14. Bunları arkadaşlar araştırabilirsiniz. Merak eden arkadaşlar araştırsın. Peki devam edelim. Atom modelleri, fizik ve kimya her ikisinde ortak alanı, sinirlerde bilgi iletimi, biyoloji, yıldızların enerji spektrumunu incelerken arkadaşlar astronomi, fizik biliminden faydalanıyor. Bitki köklerinde kılcallık, yine fizik biyoloji ilişkisi, yer kabuğu hareketleri ve depremler, fizik coğrafya hatta burada jeoloji olmuş olsaydı arkadaşlar fizik fizik jeoloji ilişkisi de diyebilirdik. Kara delikler, fizik astronomi, elektroliz, fizik kimya ilişkisi, gelgit olayları, fizik coğrafya ilişkisi, göz kusurları da fizik biyoloji ilişkisini işaret eder. Bunları da biz de işaretledik. Yolumuza devam diyoruz. Hemen arkadaşlar bir örnekle karşılaştık ve bilmeyeni dövüyorlar demişim. Evet çok kolay arkadaşlar tanımlama sorusu fiziğin tanımlamasını bilmeniz gerekiyor ve temel öğelerini bilmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Fizik bilimiyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Doğada gerçekleşen olayları enerji, madde, mekan ve zaman etkileşimleri içerisinde incelediğini artık bilmeyen yoktur aramızda. Bu ifadenin artısını verdik. Burada madde ve enerji etkileşimine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Birçok disiplinin çalışmalarına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağladığını arkadaşlar biliyoruz. Pek çok farklı disiplin ve bilim dallarına fiziğin oluşturduğu bilgi birikimi kaynaklı geliyor. Evrende meydana gelen tüm olaylar fizik biliminin çalışma alanına tabii ki girmediğini ifade etmiştik. Fizik biliminin belirli bir çalışma alanı ve kapsamı var sevgili gençler. Bu kapsam dışında araştırmalarını yürütmüyor. Evet kek soru. Bakalım neymiş? Fizik bilimi ile diğer disiplinler arasında az yoda çok sürekli etkileşim var. Buna göre aşağıda verilen fiziksel olaylarla ilgili disiplin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır acaba? Hemen bakıyorum sevgili gençler. Zaman kavramının göreceli oluşu fizik felsefe ilişkisine işaret ediyor. Doğru. Konveksiyon yağışları biliyorsunuz ısınan hava yükseliyor. Soğuk, soğuk hava tabakasıyla karşılaşıyor ve yağış bırakıyor. Bunu arkadaşlar öz kütle farkıyla birlikte havada meydana, meydana gelen öz kütle farkıyla birlikte bu aşamasıyla fizik bilimi inceliyor ve aynı zamanda meteorolojinin de çalışmaların içerisinde artısını koyduk. Yıldız spektrumları yıldızdan gelen ışınımın arkadaşlar incelenmesinde astronomi ile birlikte arkadaşlar ilişki söz konusu. Artısını verdik. Deniz atlayalım. Evet, PET yani pozitron emisyon e, tomografisi yöntemiyle arkadaşlar görüntüleme de yine fizik tıp ilişkisine işaret ediyor. Tam basıncı ve kimya arkadaşlar ilişkisi söz konusu değil. Burada ne olmalıydı? Biyoloji olmalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız deniz ışıkkı olacaktır. Evet. Şimdi fizik biliminin diğer bilim dallarıyla arkadaşlar pek çok ortak çalışma alanı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu çalışma alanlarının arkadaşlar ortaya koyduğu ara disiplinler var. Bunlar arkadaşlar belki karşınıza direkt soru olarak çıkmayacak ama sorularda öncüllerde sizi arkadaşlar çeldirmek için karşınıza çıkabileceği için bunu vermeyi uygun bulduk. Dolayısıyla hemen bakalım fizik ve biyoloji arasındaki ortak alan biyofizik olarak sevgili gençler isimlendiriliyor ve fizik ilki yöntemlerini canlı sistemler incelenmesinde kullanılması arkadaşlar burada temel amaç. Gelelim fizik ve kimya arasındaki ortak alan yani fiziko kimya. Hemen bakıyorum kimyasal süreçleri incelemek için atomik moleküler ve katal fiziğinden yararlanılması arkadaşlar. Devam ediyoruz fizik ve jeoloji arasındaki ortak alan dünyanın kökenini evremini ve şu andaki durumunu incelemek için fiziği kullanır. Fizik ve astronomi ortak alanı ise astrofizik Yıldızların, galaksilerin evremi gibi evrenin biziyle ilgilenen astronomi dalıdır sevgili gençler.